Hepinize merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Beni tanımıyorsanız ben Hüseyin. Polonya'da yaşıyorum. Ee, size genel olarak makine mühendisi hakkında konuşacağım. Kendi hayat hikayemi, okul, e, makine mühendisi okuduktan sonra işinizi garantilemek için neler yapmalısınız? Yaklaşık bu sektörde 4,5 yıldır çalışıyorum ve yüksek mühendisim, ürün mühendisi üzerine yüksek lisans yaptım. Genel olarak her şey hakkında bilgi vereceğim ve şu an 28 yaşındayım ve 29 yaşıma basacağım <laughs> ve diyebilirim ben çoktan oldum aslında da o milyonerlik seviyesine geldim diyebilirim. Bunları nasıl yaptım? Ne aşamalardan geçtim? Bunların hepsini size bir motivasyon niteliğinde bilgilendirici olarak bir size aktaracağım bu video ile. Videomuza başlamadan önce öncelikle demek istiyorum ki bu değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip edebilirsiniz beni. Ayrıca bana sosyal medyalardan ulaşabilirsiniz. Burada bırakacağım. Onun haricinde yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? gelin yorumlarda tartışalım. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda hepinizin yorumlarını tek tek kontrol edeceğim. İsterseniz başlayalım. Şimdi buraya genel olarak notlarımı aldım. Şimdi ilk başta kendi hayat hikayemi anlatayım. Çok e, kısa şekilde anlatacağım. Ben e, çok başarılı bir öğrenci değildim. E, düz lisede Ankara'da, Batı kentte düz lisede okudum. Mobil lisesiydi o zamanlar. Tabi bizim zamanımızda Fen Lisesi vardı. Eee... Anadolu liseleri vardı. Tabii ki onlar temel dersleri daha iyi bir şekilde, İngilizce'yi de daha bir iyi bir şekilde alıyorlardı. Ama gene düz lise olmasına rağmen tüm temel dersleri aldım. Ve sonrasında işin çok iyi bir üniversite puan alamadım. Yani bir Bilkent, bir ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelere gidemedim maalesef ki. Ama e, İskenderun Teknik Üniversitesi eski ismiyle Mustafa Kemal Üniversitesi'nde makine mühendisi okumaya gittim. Burada videosunu göstereceğim, e, çekmiştim. E, ondan sonra 2012 2010'da başladım. 2012-2013 yılı arasında da Erasmus'a geldim Polonya'ya. Ee, o zaman e, tanıştığım, e, şimdiki eşim olan e, eşimle tanıştım. Ve son dönemde de Türkiye'de üniversitemi bitirmek üzere döndüm. Sonra işte iş bulma süreçlerini anlatacağım. Yüksek lisansa buraya gelme süreçlerim ve nasıl işe başladığımı anlatacağım. Ve bu seviyeye birikimlerimi yaparak, yatırımlarımı yaparak nasıl geldim onları anlatacağım. Ondan sonra da buraya yüksek lisansa geldim. Şimdi arkadaşlar üniversitede işin açısı gerçek var. Türkiye'nin bir gerçeği maalesef ki üniversitede bir diplomanın ismi çok önemli. E, ki bunu ben üniversiteden mezun olunca gördüm. Ama ne kadar hani mesela etrafımda arkadaşlarım vardı. Çok iyi üniversitelere gittiler. Bir kitabı bir kere okuyup mesela zehir gibi sınava girip yapanlar vardı. Ben belki bir defa da anlamıyordum ama 10 defa çalışıyordum ama hırslıydım. Yani yapma o, o, o amaç uğrunda... Ee, 10 kere de olsa okuyup onu geçmeye çalışıyordum ki e, üniversiteye başlar başlamaz hani ilk üniversiteye başlayan kişilerde vardır ya hani e, biraz rahatlama gezeyim üniversitenin tozunu atayım falan yoktu. Ben direkt ilk geldiğim günden beri hiç durmadan çalıştım bir kere bile yaz okuluna kalmadım e, ve direkt e, problemsiz zamanında bitirdim. Şimdi makine mühendisi nedir? Makine mühendisi çok geniş bir daldır. Şimdi Avrupa ile karşılaştığımızda Avrupa'da burada 3 yıldır üniversite. Türkiye'de 4 yıl ve burada 1,5 yıl master'la birlikte 4,5 yılda 5 yılda master'la birlikte direkt mezun olabiliyorsunuz yüksek mühendis olarak. İşte tek farkı ne? Makine mühendisi çok geniş bir dal. Yani burada imalat, üretim, e, alt tedarik e, parçaların üretilmesi, doğalgaz, ısı, inşaat, e, demir-çelik... Gaz yani aklınıza gelebilecek mobilya sektörü, tekstil, aklınıza gelebilecek her alanda çalışabiliyorsunuz. Ee, onun için Türkiye'de genel olarak makine mühendisi ders bölümü okutulur ve her bilgiden biraz biraz verilir. Avrupa'nın tek farkı Avrupa'da artık o bakış açısı yok. Avrupa'da hep direkt sizi spesifik bölümde uzmanlaştırıyor direkt üniversitede. Ne bileyim atıyorum ki hibrit elektrik mühendisliği endüstri mühendisi olabilir. Direkt malzeme üzerine mühendislik hani spesifik bir alanda gidiyorsunuz ve bu size gerçekten iyi avantaj sağlıyor. Çünkü 4 yıllık bir üniversite sonucunda ancak siz hangi bölümü seçmek istediğinizi 4. yılın 4. yılda aldığınız derslerde biliyorsunuz, bakıyorsunuz ve tecrübe edinmeye başlıyorsunuz sevip sevmeyeceğinizi de bilmiyorsunuz ama işte Türkiye'nin bir eksi yanı makine mühendisliği bitirdikten sonra sizin yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Hem bu sektörün ihtiyacı, hem rakiplerinizin önüne, önüne geçebilmek için, hem maaşınızın yükselmesi için, hem de belli bir anlamda... uzmanlaşmanız için maalesef bir gerekli. Dediğim gibi çok e, geniş bir alan. Dersleri zor mu? Birinci sınıfta genel olarak temel dersleri alıyorsunuz. Mesela bir çok dersin çok zor bir dersiniz vardı. Yazılım Fortran programı vardı. E, o çok zordu mesela e, neyse ilkinde geçtim yani hiç kalmadan hani o dersi geçebilen belki 100 kişi alttan alan 150 kişi falan varsa yaklaşık %10 %5 falan geçebiliyordu. Geçtik termodinamik gibi ikinci sırada gelen dersi bulunmakta yani motorlar dersi, e, akışkanlar mek mekaniği bunlar en baba dersleridir. Gerçekten çok zor yani şunu diyeyim yani... E, mühendisin en zor alanlarından biri. Gerçekten erken bitirmek çok zor ama başarırsanız da müka mükafatını alırsınız. Dersler zor. Ezbere eğitimi genellikle ezbere eğitim ama 3. 4. derslerde e, sınıfta genellikle dersler proje bazlı olduğundan dolayı daha çok analitik düşünme yeteneğinizi kullanmanız gerekiyor. Proje bazlı projeyi yapıp onu sunmanız gerekiyor. Pratiğe dayalı dersler daha çok olduğundan dolayı ve seçmeli derslerde onları seçerseniz bu sizin avantajına olacaktır. Avantajınıza. İşte ee, gerçekten zor. Bir de erkeklerin çok e, rağbet ettiği bir bölüm. Özellikle bayan kişiler bunları bu bölümleri tercih edecekse gerçekten hani ra, rekabet çok haksızlık çok çünkü bir sektörde hem maaş hem verilen pozisyonlara baktığımızda erkekle kadını maalesef ki bir tutmuyorlar bu maalesef ki günümüzün gerçeği ama yavaş yavaş değişiyor diyebilirim gerçekten dersleri zor ee, işte dediğim gibi o 2012-2013 yıl arasında Erasmus'a gittim işin açısı hiç aklımda yoktu. Bir anda dedim ki hani sınav var. Bir hazırlanayım. Bir duydum. Çıkmış sorulara baktım sınavdan bir gün önce. İngilizcem de kötü değildi. İngilizce altyapım da vardı. Birçok kursa yollamışlardı alem sağ olsunlar. Ee, neyse çıkmış sorulara baktım. Sonra girdim. Hani hiç böyle Avrupa'ya gideyim, Türkiye kötü falan öyle şeyler yoktu kafamda yani. Hiç demezdim Polonya e, hakkında bilgi ver. E, yani belki bel bile gösteremezdim yani. Neyse sınava girdim kazandım. Çok da iyi bir ortalamam yani ortalamam çok iyiydi yani 3-3.5 civarındaydı. Ama hani İngilizce ortalamam da minimum üzerindeydi ama benden iyi alanlar da var tabii ki de ama onlara normalde biliyorsunuz kontenjan var. O kontenjan sırasında en başarılı öğrenciden başarısıza göre seçim hakkında öncelik veriyorlar onlara. Neyse ben de seçim hakkını yaptım. Polonya'nın Lublin şehrine geldim. Ee, çok güzel hatta geçenlerde gittiğimizde nostalji bir videolar da çekmiştim. Buraya koyarım eğer ilgilenirseniz. Kesinlikle Erasmus yapın. Hem network bağlantı hem CV'nizde hem İngilizceniz geliştirme. Yani size bir şeyim direkt veya dolaylı yoldan mükemmel etkisi oluyor size. Kesinlikle bu sizin kişisel gelişiminizi, meslek gelişiminizi çok geliştirecektir inanmayın başkalarına bakmayın hani Erasmus kötü bilmem ne oraya insanlar okumaya gitmiyor falan filan onlara bakmayın gerçekten farklı çehreler farklı kültürler görmek diller görmek sizin okunuzu açacaktır kendi ülkenize dışarıdan bakma yeteneği kazandıracaktır İşte Erasmus dedik staj yaptım Birinci, 2. 3. sınıfta staj vardı herhalde hatırladığım üzere 1. sınıfta bir döküm fabrikasında, endüstride, bir tane sanayide staj yaptım ama böyle boş staj değil. Hani bazıları imzalatır gittim gibi gösterir. Kesinlikle değil. Çünkü onun avantajını göreceğime inanıyordum ki işverenler de çok umursamıyordu ama ben kalmayı tercih ediyordum. E, not almayı, fotoğraflar çekmeyi e, fikir yürütmeyi e, sürekli empoze etmeye çalışıyordum. Kendimi göstermeye çalışıyordum. E, sonrasında ikinci sınıfta Tayyip Tuşaş'ta Ankara'da uçak fabrikası var biliyorsunuz e, devletin. E, Milli Savunma Bakanlığı herhalde. E, orada yaptım stajımı. Ondan sonra 3. sınıfta da e, bir tane holding de yapmıştım İstanbul'da. O da döküm üzerineydi. E, ondan sonra 3 tane stajımız oluyor. 4. sınıfta daha çok seçmeli dersler, pratik dersler oluyor. Proje dersleri ve stajda pardon e, tezde tez yazıyorsunuz tez süresinde. O zaman da size tavsiyem tez yazacaksanız bir şirkette anlaşın staj, tez staj programları çıkıyor bazen. Oralara başvurun direkt materyalleri her şeyi şirket veriyor size ve şirket diyor ki bu alanda bana tez yaz hem benim problemimi çöz hem de kendini geliştir hem de okuluna materyal olsun diye böyle programlar açılabiliyor. Biz maalesef böyle programlar bulamadık ne yaptık bir e, ezbere ya da bir yazısal bir tez yerine pratik bir tez yazalım dedik. Biz solar enerjisiyle çalışan bir tane uzaktan kumandalı araç yaptık. Onun tezini yazdık, sunduk. Gerçekten çalışma prensiplerini gösterdik. Avantajlarını, dezavantajlarını, her şeyini güzellikle, güzel bir 50-60 sayfalık bir ortalama tez sayfasıyla sunduk. Mezun olduk. Mezun olduk. Sonrasında ne oldu? Ya ben iş arıyorum. Herkes beni kapıdan gönderiyor. Tanıdık olması lazım. Gidiyorum mesela bir tane sanayiye gittim. E, bu kalıptan e, oyun parkları yapıyorlardı. PP Metal elinden bilirsiniz. Dedi ki işte en son o oydu yani. O öncekini de anlatacağım. Dedi ki sana asker ücret veririm 2000 lira. O ta 2014 senesinden bahsediyoruz. 2000 lira asker ücret veririm. E, yemeğin servisin benden. işte ama burada 5 yıl çalışacaksın. Sana şey yapacağım. Hani komik nokta imz istiyor yani. Burada kalacağını garantilemek için. Çünkü adam diyor ki sana yatırım yapacağım. O da haklı. Ama düşünsenize Erasmus yapmışım, İngilizcem C1 seviyesinde çok güzel İngilizcem var. Güzel yerlerde staj yapmışım ama maalesef ki üniversitenin ismi çok önemli. Nereye gitsem bir diyeyim hani herkeste bir algı var. Üniversitenin ismi çok önemli. Etiket yani bilken otü ot, gibi olmuyor. Ama şunu da diyeyim ben ilk makine mühendisliğini seçtiğimde herkes diyordu Aa işte olmayacak işte çok geleceği olan bir meslekte sanayide geçireceksin bilmem ne falan. Üniversiteden mezun ol, değilsen ak tedarikçilerde sanayide çalışırsın. Genel olarak doğru mu? Doğru. Ama ben e, her zaman iyi tarafa baktım. Daha iyi örneklere baktım. Şimdi bazı kişiler diyor ki, işte ben bir tane psikologla video çekmiştim. Burada çok iyi para kazanıyor. Mezun oldu burada. Yüksek lisansını yaptı ve klinikte çalışıyor. Dedi ki, birileri yorum yazdı. İşte abi buradaki mezunların %90'ı işsiz işte bilmem ne. Niye böyle clickbait videolar çekiyorsun? Kardeşim, normalde dünyaya baktığınızda İyi durumda olanların belki %1'idir tüm popülasyonu değil mi? Şimdi biz kaderimizi kabul edip burada mı kalmamız lazım? Biz her zaman daha iyimize bakmamız lazım. Buradaki amaç benim sizi bilgilendirmem. Ben zaten bunu kendim için yapıyorum. Size bir şey vermeme gerek yok. Buradaki amaç iyi örnekleri vereyim ki kendim de dahil. Siz de motive olun, hırslanın. Amaç bu. İşte... Ee, dediğim gibi olmadı. İşlere başvurduk bilmem baktım geleceği yok. Hadi dedim yüksek lisansa gideyim. Yüksek lisansta işte o arada da kafelerde çalıştım. Hem zamanımı boş değerlendirmemiş oldum hem de para biriktirmiş oldum kenarımda. Ondan sonra yüksek lisansa geldim buraya. Ürün mühendisi üzerine yüksek lisans yaptım ve ürün yüksek mühendisi olarak mezun oldum. Ee, niye ürün mühendisini seçtim? Çünkü makinede hangi alan olursa olsun bir ürün, bir çıktı yapıyorsunuz ya da o çıkan ürünü e, bağlıyorsunuz veya onun bakımını yapıyorsunuz veya geri dönüşümünde çalışıyorsunuz. Yani genel olarak ürün döngüsü nedir? Hammed'den gelen bir ürünü son kullanıcıya kadar hatta son kullanıcıdan sonra geri dönüşüme kadar olan proses işlemi e, konu alan bir e, spesifik bir departmandır. Life Cycle Management diye geçiyor. Ben onun üzerine e, yüksek lisans yaptım ve şu an tüm global şirketler o alana yoğunlaşmış durumda. Bu global warming ne bileyim çevresel faktörler, çöplerin artmasından dolayı bu recycled pet ya da ne bileyim geri dönüşümlü pet materyallerden yapılan çevresel atıklardan yapılan ürünler dere de başta. Ee, bayağı şey oluyor. Ben de o alanda şeyi gördüm. Geleceğini gördüğümden dolayı yaptım ve mezun olduktan sonra Ikea'da, Ikea'nın araştırma geliştirme bölümünde ürün gele ürün iyileştirme mühendisi yani product improvement engineer olarak başladım. Sonrasında 3 ay sonra o program pilot programdı. Ee, yeni başlamışlardı. Çok fazla ilerlemediğini gördük ve Product Development Engineer e, pozisyonuna kaydım. Ürün geliştirme mühendisi yani. Bildiğin nedir? Bir prototip geliyor. Bunu mu geliştireceğiz? Bunu sıfırdan... ...ham maddesinden tutun, son müşteri yani satın alma, üretim, satın alma, satım... ...ve sonrasında geri dönüşümüne kadar bu, bu planlamayı yapan mühendise deniliyor. E, tabii tek başıma yapmıyorum, takım çalışması şeklinde. 3 yıl e, bu prototipler, ürün geliştirme üzerine, dokumentasyonlar üzerine çalıştım. Kalite kontrol, inspectionlar dahil her şey, e, testleri falan. Ondan sonra dedim ki ben bunu anladım, ürün geliştirmeyi anladım ama şimdi ne kadar hani bilgisayar başından çalışıyorduk daha çok imalatçıları da çok ziyaret ediyoruz ama üretim kısmında biraz eksiğim var. Üretimi görmem lazım dedim ve sonrasında e, üretim mühendisliği yani satın alma tarafına geçtim. Yani ürün geliştirme pozisyonunda çalışan kişiler ürün geliştirirken üretim tarafında kişilerle koordineli çalışırlar. Ben o tarafı gördüğümden dolayı bu tarafı görmek istedim. E, şu an çalıştığım e, alan yatak alanı e, ve field product diye geçiyor. Hani e, Dolgu malzemeli ürünler yani ne bileyim bu yastık olabilir, İçini polyester ya da herhangi bir yünle doldurdun. herhangi bir ürün yorgan da diyebilirsin, tekstil de diyebilirsin. Yani genel olarak bu alanlarda yoğunlaştım. Ee, sünger de diyebilirsin. Bir buçuk yıl boyunca e, tekstil alanında e, yoğunlaştım. Üretim mühendisi olarak üç tane fabrikadan sorumluydum. E, bu fabrikadan geçen tüm ürünlerin kalite kontrol, inspection bu developmentların yani ürün geliştirmenin execution edilmesi yani gerçek e, bu zaman plan planlamasıyla gerçekte son mad maddeyi son haline getirene kadar o prosesleri üretim tarafında kontrol ettim. Çok güzeldi, çok öğrendim ama bir buçuk yıl benim için çok cehennem gibiydi. Yani iş tarafında mobbingler olsun, çok kötü şeyler geçirdim. Bazı kişiler hani hakkı, haklı olarak diyorum yani mühendislikten mezun olduklarında şey diyorlar. İşte ya kurumsal şirkete gireyim, oturayım, maaşımı alayım, hiçbir şey olmasın. Öyle değil. Gerçekten bu kutlar sofrası, kapitalizm gerçekten sömürgeci bir sistem. Bunun farkına varın. Dışarıdan belki Tat, para tatlı gelebilir ama sonrasında diyorsunuz ki ben bile dedim yani parayı da e, para da zehlem olsun dedim. Hani dedim kafam rahat olsun işten ayrılırım bakarım. Çünkü para da artık tat vermiyor çünkü mutsuzsun. Bu hem kişisel performansına, evlilik hayatına, işine, işteki performansına etki ediyor. Neyse en sonunda e, tam da iş bakarken bir tane İsveç menşeli bizim de benim bildiğim bir şirket. E, zaten eee bir endüstride yani ne kadar dünya büyük desek de aslında küçüktür. Ee, oradan bir iş teklifi geldi. Dedik işte böyle böyle bir pozisyon alıyoruz. Ee, başvurmak ister misin? İlgileniyoruz. Senin de profiline uygun. Neyse çok kısa bir, bir hafta. Hani bir haftada belki 4-5 tane görüşme gerçekleştik. Sınavı olduğu işte ne bileyim analitik düşünmeyle alakalı sorular senaryo üzerine bazı sorular verildi. Buraya koyacağım. Onun anonsunu yani bildirimini yapmıştım. Çok fazla anlatmayacağım. Ondan sonra da şu an 3 aylık buradayım. Danimarka'ya taşınma sürecim var. Şu an çalışma izni prosedürleri devam ediyor ama gerçekten büyük bir çıta atladım diyebilirim. Genel olarak benim serüvenim böyleydi. Normalde kurumsal şirkette başladığımdan dolayı normal endüstriye göre daha yüksek maaş aldım. Evlendim iki maaş girmeye başladı eve ve e, direkt ev kredisine girdim ev aldım e, sonrasında bir tane araba aldım ve şu an e, Türkiye'de de Didim'de Akbük'te de bir tane yazlık aldım ve şu an kendimi milyoner diyebilirim hatta daha üstünde büyük bir e, gelir elde ettim bunu da nasıl yaptım e, sadece para biriktirerek olmuyor gerçekten güzel düzgün yatırımlar yapmanız lazım ve buradaki yatırımım benim en yatırım en güzel e, yanı şeyden dolayı oldu. Burada aldığım ev iki katı fiyatına çıktı. Yani 3 yılda çok büyük değerlendirdi. Değerlendi. Yani şu an ben o evi satıp kredi kapatsam bile gelecek para yani e, çok rahat e, yani 700-800 bin lira civarında. Onun haricinde Türkiye'deki de evim var, arabam da var. Kendi maddi gelirlerinde olduğundan dolayı yani çok şükür 28 yaşındayım, 29 yaşıma giriyorum. Milyoner olduğumu diyebilirim. Bununla gurur duyuyorum. Bunu hava atmak için demiyorum. Çünkü bu sizi motive etmesi lazım. Ee, daha iyilerine bakmanız lazım. Daha iyi kişilere bakmanız lazım. Ve bunun içinde neler yapabilirsiniz bir makine mühendisi okuduğunuzda? Kesinlikle bir, e, iş bulmada en büyük etkenler nelerdir? Staj, network, bağlantılarınızı geliştirmelisiniz. İngilizce Erasmus yapmalısınız ve ayrıca okuduğunuz dönemlerde kesinlikle biriktirebildiğiniz kadar sertifika biriktirin. Ben biriktirdim. CAT sertifikası, Katya sertifikası, SolidWorks SolidWorks sertifikası, Microsoft Slide profesyonel sunum sertifikaları, kişisel gelişim, yönetim anlayışı üzerine sertifikalar. Bunlar gerçekten çok büyük etken oluyor ve ayrıca sizin sosyal sorumluluk projelerinde çalışmanız derneklerle birlikte proje faaliyetleri yürütmeniz hem sizin CV'nizde güzel gözükür hem iş hayatınızı etkiler hem bu sizin kişisel gelişiminizi özgüveninizi ve konuşma yeteneğinizi arttırır hem de işe girerken bunlar gerçekten çok büyük bir etken olur çünkü bir de bağlantılarınız net geliştireceğinizden dolayı kesinlikle çok büyük avantajı olur çünkü biliyorsunuz Türkiye olsun Polonya olsun fark etmez Nereye giderseniz gidin şirketin içerisinden bir tanımınız varsa direkt referans olup direkt o CV seçme sürecini geçip direkt mülakata geçebiliyorsunuz. Onun için ne kadar çok bağlantınız geçirirseniz, ne kadar e, bağlantı edinir, ne kadar aktif olur, konuşkan olursanız o kadar iş bulma şansınızı arttırırsınız. Ne kadar istiyorsanız o bitirin, istiyorsanız iki bitirin, o kadar zehir gibi beyniniz olsun ama o bilgi karşıya veremiyorsanız, özgüveniniz yoksa, kekeleyerek konuşuyorsanız maalesef olacak şeyler değil. Onun için üniversitenin bir avantajı var mı? Tabii ki de var. Hem eğitim hem kalite bakımdan ama bu üniversitede bitmiyor kesinlikle. Bu insanın kendisini nasıl geliştirdiğiyle alakalı ki ben örneğin İskenderun'da okudum. Hiç bilinmeyen bir üniversitede bu pozisyona geldim. Ve şu an gittiğim pozisyonda aynı yeni bir startup kuruluyor. Eski bir şirket. orada Mechanical Design Engineer yani Mekanik dizayn Mühendisi diye bir bölüm var. Senior yani uzman olarak ki benim hedefim kalitem Kalite müdürlüğüne kadar çıkmak. Benim anladığım zaten anlattım size. Yani sektör. Kesinlikle bunları deneyin. Kesinlikle şunu diyorum risk alın. Risk almazsanız. Bakın ben bu evi aldığımda yaklaşık ilk aldığımızda o zamanın kuruyla 600 bin liraydı ev. 30 yılda kredi çektik. Ee, yani o ön mevduat ödüyorsunuz ya %10'luk onu bile kredi çekmiştim. Düşünün yani. Herkes dedi ki bu kadar kredinin altından çıkamayacaksın. Risk gelecek ne olacak belli değil. Sonrasında ne oldu? İlk başta bir Hyundai bir araç aldık. Ee, o da sıfır almıştım. Çünkü Polonya'da yani sonra anlatırım. Ee, yabancı olunca burada şey kazıklama ya da çok hurda araç satma durumları çok oluyor. Ondan çok müzdarip olduğundan dolayı dedim ki ben artık hani sıfır araç çalacağım. Hyundai bir aldım. Onun borcunu da bitirdim. Evin bir kısmının borcu bitti. Ee, ondan sonra dedim ki arabamı Upgrade edeyim BMW 2 Grand Coupe Bir aracımız vardı onu aldık hatta Slow yol yaptık ve <laughs> Bugün itibaren Türkiye videoları geliyor Onun için takipte kalın ve ayrıca Türkiye'ye gittik güzel bir yazlığımızı da aldık ee, 55 metrekare güzel hatta Biz 450 bin liraya aldık direkt şu an Fiyatı 600 bin liraya falan çıktı Onu diyebilirim yani Kesinlikle yapabileceğiniz en garanti yatırım yöntemlerini seçin. Bu altın olur, dolar olur, ev olur ama gayrimenkul kesinlikle şaşmaz. Onu diyeyim. Ee, genel olarak böyleydi. Bu videoyu sakın yanlış anlamayın. Ben burada sizi motive edici e, videolar çekmeye çalışıyorum. Örnek alabileceğiniz güzel örnekler göstermeye çalışıyorum. Mesela Fehmi Bey var. Onlarla video çekmişti. Kendisi IT Cyber Security yani yazılımcı. Kendisi lise mezunu. Adam kendisi kitaplarını alıyor, kendi kendine çalışıyor. Bu Cisco'nun, Microsoft'un online sertifikalarını alıyor ve şu an şirkete giriyor. Ve size bir şey diyeyim mi? Yani benim ilk işe girdiğinde benim iki ya da dört buçuk yıl sonra aldığım maaşa başlıyor yazılımcı ve dokuz yıl sonra kendisi benim aldığım maaşın bir buçuk katı maaşla iş değiştiriyor. Yani onu diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir örnek. Lise mezunu üniversiteyi de okumadı. Hani üniversiteye gerek var mı derseniz... Gerek var, gerek de yok. Hani şimdi eğer böyle bir spesifik mühendislik alanını yapacaksanız evet. Ama yazılımda yani şimdi her şey artık e, internette. Yani açıp öğrenebiliyorsunuz. E, artık hani düşünün ben bile mezun oldum. Mezun olduktan sonra bir kişi bana diplomamı sormadı. Bu yeni iş mülakatında bile kimse benim diplomama bakmadı. Onun için hani diploma gerekiyor mu, mu Şimdi ben eski kafalı olsaydım. Ee, bu kadar okur muydum? Okumazdım. Bunun da sebebi ne? Çünkü bir mesleği okuyup işe başlayınca bilmiyorsun sev sevmeyeceğiniz. Çünkü hayat öyle bir çalkantılı ki yani ileride hayatın sizi nereye götüreceği belli değil. Mesela ben bu kamerayı aldım. İlk vlog çekmeye başladım. O kadar sevdim ki. Yani yatırım yaptım. Kendim geliştirdim. Şu an şirketlere tanıtım videoları çekiyorum. Reklam videoları da çekiyorum. Yani profesyonel ekipmanlar da aldım. Ve bu işi o kadar sevdim ki dedim ki ya benim ileride yapacağım iş bu iş. Makine mühendisi değil. Onun için diyorum keşke zamanda ee, daha çok hani başka seveceğim şeyleri de görebilseydim. Bu seçenekleri de bir opsiyonları da gözüm önüne getirseydim diye bir pişmanlığım var ama kesinlikle değil. Onun için e, size tavsiyem e, eğer yatırım yapacaksan sonuçta üniversite yatırım. Bu yatırımın geri e, bu yatırımı geri alabileceksiniz onu alabileceğinizi düşün, düşünüyorsanız Gerçekten geleceğe olan bölümse kesinlikle okuyun ama IT yazılım falan gibi ise kesinlikle gerek yok. Kendiniz de geliştirirsiniz, internetten öğrenebilirsiniz. Programlar yazabilirsiniz, kendiniz kanıtlayabilirsiniz ve sonrasında eminim emin olun başarısınız. Her şey sizde bitiyor. aktif olun, konuşkan olun, arkadaşlar edinin, çevre edinin. Pasif olmayın. Pasif olursanız istiyorsanız en iyi üniversiteyi bitirin bir yere gelemezsiniz. Genel olarak böyleydi. Hem tavsiyelerim hem kendi hayatıktan biraz anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar diyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için ve beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip etmiyorsanız takip edin bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Tek tek yorumlarınızı cevaplayacağım. Çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.